yaşındaydı. Ne yazık ki onun adı da erkek şiddetine kurban giden diğer kadınların arasına yazıldı. Ve maalesef ne ilkti ne de son. Aksaray, Malatya ve Muğla'da da onunla aynı kaderi paylaşan kadınlar vardı. Bugün Türkiye'de 4 farklı şehirde, 4 farklı yaşta 4 kadın bir zamanlar onları sevdiğini söyleyen bir erkek tarafından katledildi. Ödeme yapacak mısınız? Yanından 4 farklı kadın cinayet haberi, üstelik aynı gün. Bu tatsız tesadüf niçin? Çünkü İHAL, tatsız tatlı, çünkü takım elbise, çünkü terazi düşürden yana, çünkü adalet erkek adaleti. Her şey yolunda mı Durucu? Bilmem. Seni üzen bir şeyler var mı şu sıralar? Yo, her şey yolunda. Emin misin? Bak, bir şey varsa söyle bana lütfen. Ben bunun için buradayım, biliyorsun. Ya hocam, size bundan önce de birkaç kere daha bahsetmiştim ya. Hala o bahsettiğin gelecek kaygısı, aniden bir şeyler olacak korkusu. Evet. Peki, seni üzen şeyler tam olarak ne peki? Bana bahsedebilir misin biraz? Bilmem, sanki ortalık yavaş yavaş birbirine gidiyor gibi. Yani ülkece akli sağlığımızı kaybediyoruz gibi. Sizce de öyle değil mi? Haklısın. Ülkenin bazı problemleri olduğu malum. Ama bunlar şu anda senin ilgilenmen gereken meseleler değil Durucuğum. Bak, önünde bir üniversite sınavı var. Önce bunu hallet, gerisini sonra düşünürsün. Bu kadar mı? Nasıl? Bu kadar mı? Sorunlarına mücadele etme, unutmaya çalış. Sınavdan sonra halledersin deyip beni gönderecek misiniz yani? Başka ne diyebilirim ki Durucuğum? Bu arada elinin fiyatı kaçtı acaba? 30 lira kilosu. 30 lira. Maalesef. O zaman ben sadece süt alsam olur mu? Tabii ki olur. Çıkartabilirim bunu. Teşekkürler. Güzel güzel. 6 lira. Nasıldı? Bildiğin gibi.
Erikler nerede? Param yetmedi. Sadece süt aldım o yüzden. Ben sana sabah 20 lira vermedim mi? Altılık erik 20 lira olmuş anneciğim. Bir dakika. Sabah rehberlikten aradılar bu ara. Ay harika. Ve bu eksikti. Bakışın ortasında durdum düşünüyorum. Kalbimden korktuktan sonra ben niye yaşıyorum? Yalan, 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 yalandan. Öyle kolay, kolay, kolay bir yandan. İçimden fırtınalar koptu benim, yine de hiç itirazım yoktu. Öyle dura dura dört duvarla doldum. Bu gece düşünmesen bana çok mu dedim, doyadım. Şimdi buram buram tenim eriyor. Bu kalp dura dura seni zora zora dışa dönüyor. Götür karakola, gözüm kara dolmuşsun da demiyor. Yarını kovalamam zaman dola dola, dola dola, dola. Bizimkiler bardan bir şeyler alıyor da, bir şey ister misin? Yo, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Ya ben şey sanmıştım. Ne sanmıştın? Nereye gidiyorsun? Ya, eve gideceğim galiba. Bir şey mi oldu? Ya biraz fazla içtim sanırım. Başım döndü. Bir şey olmadığına eminsin yok, yani. Yok. Tamam, o zaman eve gidince mesaj at, tamam mı? Durucum, nedir sıkıntın? Konuşmak ister misin benimle? O tür dalgınlıklar bizim için hiç iyi değil, biliyorsun. Burada üniversite sınavı yaklaşıyor ve senin geleceğin söz konusu. Ayrıca baraj puanını geçmek... Sözel istiyorsun, anlıyorum. Ama bu çalışmayacaksın anlamına gelmiyor ki. Aksine edebiyat ve tarih kısımlarında ezber yapman gereken bir sürü bölüm var. Ayrıca TYT matematik kısmında... Gerçekten inanamıyorum ya. Neye inanamıyorsun Durucu? Hala bana gelmiş yok üniversite sınavı, yok baraj puanı, TYT, AYT deyip duruyorsunuz. Başka ne diyebilirim ki Durucum, sen 12. sınıfsın. Nasıl ne diyeyim hocam? Her hafta en az bir kere bu konuşmayı yapıyoruz, farkında mısınız? Size sürekli söylüyorum, ben artık sıkıldım. Her otobüse bindiğimde anksiyetemin tutmasından, her akşam 9'dan sonra anneme 5 dakikada bir endişeli aramalarından sıkıldım diye. Siz hiçbir sosyal medyaya bakmıyorsunuz, hiçbir televizyon izlemiyorsunuz. Şu kadın öldürülmüş, bu kadın öldürülmüş, bu tutuklanmış. Yeter artık, hepsinin arkasından bu son olsun diyoruz ama asla son olmuyor. Ve bunlar yetmiyormuş, yoklarmış gibi eve gidip saatlerce ders çalışmamı bekliyorsunuz. Yeter artık, yeter, yeter! Bizim artık! Bu ülkede bu şartlar altında yaşamaktan bıktım.
Duru. Müsaitsen bir dakika bir şey konuşabilir miyiz? Ne oldu? Parti gecesiyle ilgili konuşmak istemiştim. Aa, konuşacak bir şey yok Batuhan. Geçti gitti işte. İkimiz de önümüze bakalım istersen. Ya geçti gitti diyorsun ama ben hep seni şey sanmıştım. Ne sanmıştın? Benden hoşlandığını düşünmüştüm. Ya Batuhan bir git Allah aşkına ya. Saçma saçma konuşma. Duru sen de biliyorsun. Beraber o kadar buluşmalara gittik. Yılbaşında 00'da bana mesaj attı. Bir dakika. Yılbaşında sana 00'da mesaj atmam. Sana bana arkamdan gelip sarılıp öpme hakkım veriyor yani. Ya beni yanlış anlıyorsun. Ya tamam Batuhan. Hadi öğrenmiş oldun senden hoşlanmadığımı. Senden hoşlanmıyorum. Oldu mu? Gidiyorum ben. Ya bir dinle. Ya Batuhan kolumu bırakır mısın? Ya bir dinler misin? Kolumu bırakır mısın? Tamam. Tamam bıraktım. Şimdi beni dinler misin? Hı. Benim amacım sana zarar vermek veya uygunsuz bir şey yapmak değildi. Ben diğer erkekler gibi değilim gerçekten. Aramızda bir şeyler olduğunu hissettim. Ama yanılmışım. Seni farklı bir kız olarak görmüştüm. Ne yani? Sana yüz vermedim diye diğer kızlar gibi mi oluyorum ben? Ya sen ne dediğini duyuyor musun ya? Gidiyorum ben. Batuhan kolumu bırakır mısın? Şu an yapabileceğimiz tek şey idareyle konuşup ceza almasını sağlamak olabilir. Şu ana kadar bana kaygılarını anlattın. Belki o kadar ciddiye almadım seni. Bunun için gerçekten özür dilerim. Ama senden bir isteğim var. İsteğim şu ki mücadele et. Durma. Ve bir sonraki aynaya bakışında şunu unutma. Sen sadece kendine değil, aynı zamanda modern Türkiye'nin en acı gerçeğine bakıyor olacaksın. Bugün sen çok gençsin yavrum, hayat ümit neşe dolu, mutlu günler vaat ediyor sana yıllar ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken ağladı insan, bu
son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son.